İlahi, hamdını sözüme sertac ettim. Zikrini kalbime mi'rac ettim. Kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum, sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümü bir karar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevemem. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Yar et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini, kainata sevdirdin. Sevdin de hilat-ı risaleti giydirdin. Makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. Server-i asfiya kıldın. Hatem-i enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Salatu selam, tahiyyatu ikram, her türlü ihtiram ona, li etba'a, ashabına olsun ya Rab. Amin. Güneydoğu TV'nin kıymetli izleyenleri, yine bir İslam ve sosyal hayat programı ile sizlerle bir arada bulunmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu günümüzü, saatimizi mübarek eylesin. Bu güzel saatlerden en güzel şekilde istifade etmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, yine Rabbim nasip ederse bugün sizlere çok değerli bir konu, konuk ve çok değerli bir konuyla, önemli bir konuyla sizlerle birlikte olacağız. Hakikaten de önemli diyoruz. Çünkü şu anda toplumsal manada yaşadığımız bütün problemlerin temelinde, birçok problemin temelinde zaten arz edeceğimiz konu yatmaktadır. İşte bir nebze de olsa o konuyu gündeme almak, o konu hakkında Kur'an'ın bakışını, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesindeki yerini öğrenmek ve hayatımıza tatbik etmek adına bir çaba ve gayretin içerisine girmek için bu konuyu gündemimize taşıdık. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bizleri bu konuda muvaffak eylesin. Bugün sizlere İslami toplumun temelini oluşturan aile düzeninden, ailenin kurulmasından başlayacağız. Tabii bizim niyetimiz ilk önce ailenin kurulmasından başlayacağız dedik. Ailenin kurulmasından sonra ilerleyen aşamalarda aile nasıl kurulur, ailenin devamı için neler yapılması lazım ve yine çocuklarla ilgili, evin fertleriyle, aile fertleriyle ilgili nasıl yaşanması gerekir İslami ölçüler içerisinde, ailede huzur nasıl sağlanır, İslami bir aile nasıl oluşur ve nasıl devam ettirilir gibi bize hayatımıza hayat suyu olacak, bize inşallah yol gösterecek bir bakış açısıyla, Kur'an'ın bakış açısıyla evlerinize, gönüllerinize misafir olacağız. Cenab-ı Allah bizleri muvaffak eylesin. Amin. Dedik, çok değerli bir konuğum var. Konuğum Siverek İlçe Müftümüz Mahmut Yıldız Baş Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Cümlemizden. İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Elhamdülillah hocam. Allah razı olsun. Hayırlara vesile kılsın inşallah. Amin. Hocam hakikaten yani hem Diyanet İşleri Başkanlığı anlamında hem de toplumda böyle toplumun derdiyle dertlenen, muzdarip olan, o elemi hisseden sevgili değerli hocalarım bunun gayretleriyle ailede yaşanan sıkıntılar belli. Bu sıkıntıları görüp de böyle konuşmamak, onları gündeme almamak, bu sıkıntı için çare üretmemek, çare bulmaya çalışmamak hakikaten çok büyük bir eksiklik. Evet. O eksikliği de zaten elhamdülillah biz kabul etmiyoruz. Kıymetli hocam, İslam'ın hayatın her yönüne dair bir şeyi var, bir çözümü var kıymetli hocam. Evet. İslam aslında bir çözüm dini. İslam aslında bir hayat dini. Ve hayatın da temelinde muhakkak aile hayatı var. Evet. Biz de aile hayatını inşallah sizden dinleyeceğiz ama o aileyle ilgili Kur'an'ın ailenin tanımını anlayabilmemiz için bazı tanımlar var kıymetli hocam. Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Bugün Müslümanların haftalık bayram günü, cuma günü. Cuma günümüzü Rabbim hayırlara vesile kılsın. Rahmetiyle, bereketiyle, mağfiretiyle, affıyla bizleri mazhar eylesin inşallah. Amin. Bu çerçevede bizi dinleyen ve izleyen tüm kardeşlerimizin cumasını tebrik eder. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Amin. Tabii insan, aile dediğimiz husus ta cennet ile irtibatta olan bir husustur. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ شَجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ifadesinden ve Hazreti Adem ile Hazreti Hava yönelik bu ifadenin
bir manada hani bu emrin çiğnenmesi meselesi var. Ondan evet. sonra fe'ekele minha meselesi, yani ondan yediler. Evet. İşte ne zaman ondan yedilerse Doğru. bir aile olduğunu fark ettiler. Karşılıklı cins olduğunu fark ettiler. Ve ailenin kurulması gerektiğini, nasıl devam etmesi gerektiğini ifade ettiler. Doğru. Onun için ailenin, yani kavram olarak biz aile, mesela aile için farklı farklı kavramlar evet. kullanılmaktadır. Hem Kur'an-ı Kerim'de hem de hadis-i şeriflerde. Aile kelime anlamında ihtiyaç duymak demektir. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'e de biz baktığımızda Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a biz seni ailen, yani böyle ihtiyaç durumda bulunup da fe'agna, ondan sonra zenginleştirmedik mi? Yani o zenginliği, mesela diyelim ki o sıkıntını gidermedik mi şeklinde. Evet. Onun için ailede, yani aile olarak ifade ettiğimiz o kavram, o mübarek, kutsal dediğimiz çatı altındaki insanların her konuda birbirine ihtiyaç duymasıdır. Birbirinin rahmetine ihtiyaç duyuyorlar, şefkatine ihtiyaç duyuyorlar, maddiyatına ihtiyaç duyuyorlar, sevgisine ihtiyaç duyuyorlar, tebessümüne ihtiyaç duyarlar. İşte tüm bu hususları ne yapar? Bu aile kavramı içerisine yerleştiriliyor. İkincisi, usra olarak dediğimiz bir mesele vardır, yani kavram vardır. Bu kavram da kelime manası kalkan demektir. Asıl, yani Arapçada asıl manası kalkandır. Evet. Ama ne olmuş? Zaman içerisinde aile için kullanılan bir kavram haline gelmiştir. Evet. Peki biz bunu da aileyle bunu bir araya getirdiğimizde ailedeki her fert evet. maddi ve manevi açıdan gelecek zararlar konusunda evet. birbirine kalkan olurlar. Yani birbirine her zaman dua ederler, birbirini korurlar. O aile yapısının hayata kalabilmesi için gayret evet. sarf ederler. İşte ikinci kullanılan kavram usra. Evet. Üçüncü kullanılan kavram da al. Mesela Ali İmran ifadesi, Ali Firavun ifadesi. Evet. Al biraz daha geniş bir aileyi ifade ediyor. Ve burada da küçük ailelerin, hı hı. yani diyelim ki şehirdeki ailelerin Doğru. bir araya gelmesiyle hı hı. al meydana oluşuyor. Yani kabile gibi. Kabile gibi, Doğru. aşiret gibi vesaire şeyler oluşuyor. Hı hı. Bunlar da büyük bir aile diyoruz. Mesela Türkçe'de büyük aile diyoruz. Doğru. Yani sosyolojik olarak bunu ifade edersek evet. büyük aile. Şimdi büyük aile ne yapacak? Küçük ailenin evet. hissiyatını taşıyacaktır. Nasıl? Bir kere o aile nasıl ayakta kalabilecek? Nasıl evet. huzurlu olabilecek? Nasıl mesela mutlu olabilecek? Onu büyük ailenin bir görev olarak bilip ona göre hareket etmesi gerekiyor. Evet. Dördüncü kavram olarak ehl ifadesi, evet. bu biraz daha duygusal. Aile fertleri içerisindeki o işte babadır, annedir, dededir, çocuklardır, ninedir, amcadır, dayıdır vesaire, bunların bir ünsiyet, ülfet sağlaması meselesi var. Evet. Mesela ehil diyoruz. Ehil ne demek? Mesela burada bir ünsiyet ve ülfet sağlayan, sevgi, rahmet, şefkatle birbirine yaklaşan bir yapı ifade ediyor. Bu biraz daha duygusal bir manayı ifade ediyor. Onun için dikkat edersek biz daha çok Ehl-ül Beyt diyoruz. Evet. Evet. Ehl-ül Beyt nedir? Aile mesela aile halkı, ama nasıl bir aile halkı? Sanki gönülden yakın olan. Gönülleri bir. Güzel. Ondan sonra düşünceleri bir, sevgileri evet. bir, birbirine sırtını dayamış. Evet. Gönülleri bir araya gelmiş bir yapı ifade ediyor. Onun için yani bir kavramı anlarken, İslam'da olan bir hususu anlarken muhakkak ki o kavramın ne mana ifade ettiği iyi bilmek gerekiyor. Bugünümüzde bir takım sıkıntılar var mı? Var. Bunun olmasının sebebi biz bilgiden uzaklaştık, hakikaten ilimden uzaklaştık. Kavramların ne mana ifade ettiğinden uzaklaştık. Kavramlar itibarsızlaştırdı, içi boşaltıldı. İşte mesela biz bu kadar önemli bir hususu farz ediyoruz. Mesela aile. Yani aileye baktığımızda hangi yapı olursa olsun muhakkak ki yani muvahhiye dayanan her din aileye önem vermiş ve bunu ayakta kalmasını ifade etmiştir. Çünkü toplum bir aile getiren şeyler ailedir. Düşünün, yani aile olmazsa, anne, baba, çocuklar vesaire şey olmazsa, yani farklı bir toplum durum meydana gelir ki bu da büyük sıkıntılara sebebiyet vermektedir. Allah korusun kıymetli hocam, bir de yani siz kavramları açıklarken içerisinde öylesine bir zenginlik var ki, evet.
Yani ailenin anlamı itibariyle ihtiyaç duyulması, ihtiyaç duyan, yani ailenin üyelerini veya aile kurmayı ismiyle bile ihtiyaç haline getiriyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Biz hakikaten de bir de genellemeye baktığımız zaman hepimiz aileye muhtaçız kıymetli hocam. Kesin bak muhtaç dedik. Aileye muhtaç, zaten aile kavramı içerisinde ihtiyaç duyma vardır. Çok doğru. Rabbim bu kavramla hayırla idrak edenlerden eylesin inşallah. İnşallah. Değerli hocam, bu kavramları böyle anlattıktan sonra isterseniz Kur'an-ı Kerim bu konuda evlilikle ilgili olarak ne diyor? Evliliğin hikmetini bizlere nasıl ifade ediyor Cenab-ı evet. Allah Celle Celaluhu, onu da paylaşalım. Tabii. Ya bu konuda Rum suresinde Allah Celle Celaluhu kendi kudretinin delillerini ifade ederken şöyle diyor. Sizin cinsinizden min enfusikim ifadesi var. Yani aynı nefesi alıp verdiğiniz, aynı duyguları paylaştığınız, evet. bir manada aynı durum içerisinde olduğunuz sizden eşler, ezvacen, eşler yaratması Allah'ın şeylerin delillerindendir. Yani kudretin delillerindendir. Şimdi burada tabii ezvac ifadesi kullanılıyor. Evet. ezvac, zevç, zevce vesaire Arapçada ifade ediyoruz. Zevç, yani kelime manası bir şeyin diğer yarısı. Evet. Bir elmanın elmayı tam ortadan ikiye böldüğümüzde bir tarafı, iki taraf da zevç oluyor. Anlatabiliyor muyum? Güzel. Doğru. Onun için yani bir bir tümün iki yarısına tam ortadan bölündüğü zaman ikisi bir araya gelip bir bütünlük oluşturduğunda işte biz buna ne diyoruz? Zevç diyoruz. Allah Celle Celaluhu diyor ki siz yani bu manada sizin birbirinizi tamamlayacak cinsinizden, içinizden ne yaptık? Zevçler meydana getir. Kadın için, erkek için fark etmiyor. İşte burada Allah Celle dikkat ederseniz, yani eşlerin varlığı, eşlerin var olması, eşlerin birbirini tamamlaması, her konuda eşlerin bir araya gelebilmesi ve aile yuvasını ve insaniyetin neslinin devam ettirmesi meselesini Allah Celle Celle kendi kudretinin delili olarak ifade ediyor. Aynı ayet-i kerimede niye peki burada mesela bu ezve mesela eşler yaratılmış, kendi cinsimizden eşler yaratılmış, onlarla sükunet bulasınız diyor. Huzur bulasınız diyor. Liteskunu ileyha. Evet. Bak çok önemli. Onlarla huzur ve sükunet bulasınız. Onun için yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte evlenen kişi dinin yarısını, imanın yarısını tamamlamıştır. Doğru. Geri kalan taat ve ibadetle devam etsin şeklinde. Evet. Onun için ailelerin içerisinde muhakkak ki bazı sıkıntılar olabilir. Evet. Ama bu sıkıntılar çözülerek, konuşularak çözülebilir. Ve ondan sonra sorunlar abartılmadan kendi içerisindeki yapıyla çözülebilir. İşte Allah Kur'an-ı Kerim burada Allah Celle Celaluhu yani evliliğin eşlerin var olması, eşlerin niçin var olduğunu ve o eşler arasında nasıl bir durum meydana geldiğini birbirine yaklaşırken yani şiddet dilini mi kullanacaklar, ondan sonra şiddeti mi kullanacaklar, doğru. nefret dilini mi kullanacaklar, hürmetsizlik dilini mi kullanacaklar yoksa sevgi, rahmet dilini mi kullanacaklar onu da ifade ediyor Allah Celle Celaluhu. İşte bir de on Allah'ın kudretinin delilinden bir tanesi de sizin aranıza rahmet ve sevgi katmasıdır. Hocam az önce ifade ettiniz şeyin başında onu bir elmanın iki yarısına eşleri benzetirken aslında aynı zamanda bize hani Cenab-ı Allah da zaten öyle tanımlıyor. Evet. Yani bize aynı zamanda şu mesajı da veriyor aslında. Yani eşler birbirine rakip değil. Eşler birbirinin karşıtı değil. Yani şimdi rakiplik çok farklı. Evet. Rakip olunca sürekli bir yarış içerisine giriliyor. Aynen. Kazanma, ben kazanayım, ben üstün olayım. Benim üstünlüğüm, benim sözüm geçsin mantığıyla hareket ediliyor. Evet. Oysa zevc ve ezvac tabirinden anlattığımız zevc ve zevce denildiği zaman bir elmanın iki yarısı olunca bu bakış açısıyla bakınca aslında birbirini tamamlayan, yani birbirine rakip değil, birbirine muhtaç olan. Muhtaç olan. Birbiriyle tamamlanan. Yani ben eş olarak, erkek olarak eş olmayınca yarım kalıyor. Evet. Bayan olmayınca, bayan erkek olmayınca yarım kalıyor. Böyle olunca... Tabii birbirini çekiyorlar yani. Yani onun için muhakkak ki bu hususta da
dinimizi iyi bilmek gerekiyor. Hakikaten Kur'an'ın ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde kullandığı kavramlar normal kavramlar değildir. Çok doğru. Evet, yani bizi ayakta tutabilecek, yaşantımızı idame edebilecek, bizi inşa edebilecek kavramlardır. Yani muhakkak ki bu hususlarda iyi bir şekilde bir okuma yapmamız gerekiyor. Hakikaten toplum olarak da bu hususlara eğilmemiz gerekiyor. Hocam Allah razı olsun. Sen siz de böyle kelime anlamlarını güzel bir şekilde ifade ettiniz. Kıymetli hocam, Kur'an tabii aslında işi Allah'a bağlayarak aslında bir de işin ibadet boyutunu da ortaya koyuyor. Evet. Mantığını da ifade ediyor bize. Ki bunun uygulamadaki en büyük, en güzel örneği de Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. İsterseniz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatında ailenin ne ifade ettiğine de bir bakalım. Tabii tabii. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Kur'an-ı Kerim'in mübeyyinidir. Evet. Evet. Ona beyan görevi verilmiştir. Doğru. Tebliğ görevi verilmiştir. Ve bu çerçevede ne yapıyor Resulullah aleyhissalatü vesselam? Her konuda bizi aydınlatıyor. Mesela namaz nasıl kılınacak? Evet. Biz bunu secdenin nasıl yapılacağını kavram olarak diyelim yani. Evet. Namaz kılmayan bir insana soralım. Secde nasıl yapılacak bilmez. Rükû nasıl yapılacak bilmez. Peki bunu kim bize ifade ediyor? Böyle yapılacak, secde için yere gidilecek, rükû için biraz eğilecektir, evet, kıyam için kalkınacaktır. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Çünkü diyor beni namaz nasıl kılarken gördünüzse o şekilde namazınızı kılın buyuruyor. Onun için burada Efendimiz aleyhissalatü vesselam en güzel örnek. Evet. Ve aynı zamanda Allah'ın rahmetini, mağfiretini ve sevgisini kazanmaya bir vesiledir. Doğru. Çünkü ona ittiba bu hususa götürüyor. Onun için bu hususta da Resulullah aleyhissalatü vesselam bir aile, ondan sonra evlilik ve bunlardan neler dikkat edilecek bize güzel bir şekilde örnek olmuştur. Üç sahabi vardır. Bu üç sahabiden bir tanesi diyor ki ben evlenmeyeceğim. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bu üç bir mahan kafadar arkadaş. Birisi diyor ki ben hep oruç tutacağım. Birisi diyor hep namaz kılacağım diyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın o işte maneviyatına yetişmek için. Evet. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunları çağırıyor. Diyor böyle böyle diyen siz misiniz? Evet. Bakın Allah sizin içinizde Allah'a karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Evet. Özel olarak konumuzla ilgili ben ifade etmek istiyorum. Evet, diyor ki ben evleniyorum ve çoluk çocuk sahibi oluyorum. En nikahü sünneti femen lem ya'mel bi sünneti feleysen minni. Nikah benim sünnetimdir. Ve tüm peygamberlerin aynı şekilde Allah'ın koyduğu bir çerçeve yani bir husus bu. Kim de bununla amel etmezse evet, benim yolum üzerinde değildir. Net yani. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada da nikahı vesaire şeyi ifade ederken bize bir sünnet olduğunu, bunu yani sünnet olarak derken bir yapı olarak var olması gerektiğini, yani Allah Celle Celaluhu'nun erkek ile kadın arasında bir araya geldiğinde muhakkak uyması gereken bir durum olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize ifade ediyor. Onun için bizler de Resulullah'ın hayatına şöyle baktığımızda evet, her zaman evlilikler üzerine evliliğin nasıl olması gerektiğini, ondan sonra ev nasıl yaşanması gerektiğini bize ifade etmiş. Yani bunlardan örnek bazında ifade etmek gerekiyorsa evet, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam zamanı gelen evet, üç şeyi söylüyor. Yani bunların muhakkak geciktirilmemesi, hemen yapılması gerektiğini. Evet. Yani çünkü hem onlar için, yani mesela o çocuklar için, hem toplum için, hem ailesi için önemli husustur. Bunlardan bir tanesi de zamanı gelen ve denge bulunan evet, eşlerin, yani birisi geldiğinde hemen ne yapmamız? Kızımızı vermemiz ya da eğer evlenmesi gerekiyorsa çocuğumuzu evlendirmemizdir. Evet. Yani için, evet, bu çerçevede Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yani gençlerin yani geç bırakmaması. Yani geçen mesela bir haber çıktı. Evlenme yaşı mesela ülkemizde aşağı yukarı 25-26'ya 27'ye çıkmış yani. Evet. Yani daha önce baktığımızda bu 18-19-20 şeklinde ifade edilirken işte yavaş yavaş yukarı çıkıyor. Onun için burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam iki yani diyor ki birini seven yani nikahta birini seven iki insan gibi gibisinin sevgisi yoktur diyor. Muhakkak ki burada evet, sevgiye dayanan, saygıya dayanan bir yapı içerisinde hareket etmek gerekiyor. Resulullah Aleyhisselatü evet, Vesselam çeşitli zamanlarında mesela aynı şekilde sahabe-i kirama
en kısa bir zaman süresinde evlenilmesini, çoluk sahibi aile yuva kurmasını, ondan sonra bunu kurarken de çok aşire gidilmemesini ifade evet, etmiş. Doğru. Bizim de bu çerçevede burada örnek babında sunduğumuz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı, sünnetler ve tablolar bizim için örnektir. Da bir sünnettir. Bunları bizim örnek almamız gerekiyor. Tabii tüm hususlar burada söylememiz mümkün değildir. Hakikaten öyle. Bu konuda zaten özel kitaplar yazılmış. Ondan sonra makaleler yazılmış. Ve hadis kitaplarımızda, külliyatımızda da özel yerler ayrılmış. Resulullah'ın işte evliye verdiği değerle ilgili. İnşallah o hususlara müracaat edilir ve oradan gereken daha geniş bilgi alınabiliyor. İnşallah. Allah razı olsun. Değerli hocam, yani zaten bizim buradaki kastımız hakikaten siz de ifade ettiniz. Hepsini vermek mümkün değil. Evet. Ama hiç olmazsa o rahmet damlalarından birer damla yansıtabilirsek bir defa gündem olmasını istiyoruz. Yani şimdi bir şey gündem olursa Kıymet hocam, insan araştırma ihtiyacı hisseder. Evet. Bizim amacımız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun hayatımızın değişmez, vazgeçilmez bir parçası olan aile hayatımızla ilgili emirlerini, önerilerini gündeme getirip onun yaşamaya, yaşatmaya çalışmak. Bir de hocam, bu soruyla alakalı olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hem tavsiyesi hem Cenab-ı Allah'ın emri var evlilikle ilgili olarak. Şimdi evlenmenin hükmü, hele hele bu zamanda. Çünkü belki icamda daha önceden de her zaman olduğu gibi insanın doğası gereği bir ihtiyaç içerisinde aile hayatı Evet. kurmaya, ama sanki günümüzde çok daha büyük bir ihtiyaç varmış gibi görülüyor. Evet. Evlenme yaşı da hakikaten de yükselmiş bir ortamda, zamanda. Hocam, evliliğin dinen hükmü ne? Bir ikincisi, bu hüküm kişiye, zemine, ortama göre değişebiliyor mu, değişiyor mu? Evet. Şimdi dini açıdan baktığımızda kişiye göre, kişinin bulunduğu duruma göre değişiyor. Bir insanın imkanı varsa, ondan sonra evlenmediğinde gayri ahlaki bir tutum içerisine girecek ise onun evlenmesi farzdır. Güzel. Evlenmesi gerekiyor. Şunu diyemez. Ya işte gayri ahlaki tutum içerisine girdi. Ya benim işim vardı. Ondan sonra okulum vardı. Bünye neyim vardı. Doğru. Onun için ben şey yapamadım diyemez. Çünkü bu evlilik, nikah, mesela affedersin, İbn-i Hummam'a göre, İmam Debusi'ye göre ve diğer alimlerimize göre doğru, bir ibadettir. İbadet, dikkat edilmesi gereken bir ibadettir. Bu ibadeti biz tahir edebilir miyiz? İhtiyaç olduğunda tahir edemeyiz. Doğru. Hemen yerine getirmemiz gerekiyor. Onun için bir insan eğer maddi durumu yerindeyse, ondan sonra gücü varsa, evlenmesi gerekiyorsa, evlenmeden gayri ahlaki bir tutum içine girecekse, bunun muhakkak evlenmesi gerekiyor. Güzel. Yani bir insan eğer farz-ı mahal, yani tamam maddi durumu yerinde, fakat yani evlendiğinde de aile vazifesini yerine getiremeyecek, yani bedensel sıkı varsa, bu kişinin evlenmesi hususu sünneti artık. Doğru. Tamam, yani mesela aile hususunu yerine getiremiyor. Karşılıklı olarak kadın erkek durumunu meydana getiremeyecek. O bundan. Yükün altına gelmeyecek. Bundan biraz şey yapması gerekiyor. Evet. Üçüncüsü, bir insan evlendiği zaman eşine zulmedecekse, ondan sonra sıkıntı verecekse, doğru, niyeti buysa, maddi durumu da yerindeyse, ama diyor ki ya tamam diyor ben evleneyim, nedir işte babam dedi evlen, anne dedim evlen vesaire, gelen kızı da eğer gelini de sıkıntıya sokacaksa, zulmedecekse, bunun evlenmesi o açıdan uygun değil. Bu niyetini terk etmesi gerekiyor. Yani bu niyeti terk ettikten sonra evlenmesi gerekiyor. Çünkü zulmetme Kur'an-ı Kerim'de ifade edildi. Zulmedilmemesi gerekiyor eşlere. Yani onun için bu zemine göre vesaire şeye göre değişiyor. Ama bir insan ki eğer maddi durumu yerindedir. Yani evlenmediğinde de gayri ahlaki bir tutuma düşmeyecek. Doğru. Bu hususta sünnettir onun evlenmesi. Evet. Bu da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yani bize ifade ettiği şekliyle. Buna hani yine evlenmek ihtiyaçtır. Bak bunu tekrar ifade ediyoruz. Doğru. Şimdi toplumda şöyle bir sıkıntı var. En faziletli olan evlenmektir. Tabii en faziletli olan evlenmektir. Her halükarda evlenmektir.
Evlenirken muhakkak ki eşinin hakkına dikkat etmek gerekiyor. Kötü bir niyetimiz varsa ondan uzak durmamız gerekiyor. Ondan sonra herhangi şunu da bakın ifade etmemize fayda vardır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hani diyor benim sünnetimdir. Evet. Şimdi sünnet deyince sanki kulak ardı edilmesi gereken bir şey öyle bir görülüyor. Algı yapıyorlar hocam. Ha, değil. Maalesef. Doğru. Şimdi sünnet bakın dedi ki Allah'ın mağfiretini ve Allah'ın sevgisini kazandırıyor. Resulullah'a itiba onu kazandırıyor. Bizim amacımız da zaten Resulullah'ın Allah'ın sevgisini kazanmak çok değil doğru. Mi? Allah'ın mağfiretini kazanmak değil mi? Allah'ın rahmetini kazanmak değil mi? O zaman yol Efendimiz'in yoludur. Ona itibadır. Resulullah evlenmiş midir? Evlenmiştir. Bizim de yapmamız gereken şey bir mutlu ve huzurlu bir yuva kurmak için çaba sarf etmektir. İnşallah değerli hocam. Dilinize sağlık. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Hocam çok güzel bir şekilde Kur'an ve sünnetten evlilikle ilgili bakış açısını ve onun bizlere öğretilerini söyledikten sonra biz aileyi kurmaya geçelim. Evet. Yavaş yavaş inşallah ailemizi kurmak için adım atalım. Allah'ın evet. izniyle Rabbim bütün toplumdaki bizi dinleyen kardeşlerimize, çocuklarına hayırlı, salih eşler ve saliha eşler nasip eylesin. Amin. İslami yuvalar nasip eylesin. Değerli hocam şimdi bir neticede bu yuva kurulurken erkek tarafı kız bulacak, kız tarafı erkek seçecek. Evet. Ve Cenab-ı Allah da eğer nasip etmişse, takdir etmişse evlilik gerçekleşecek. Evet. Şimdi bu aşamada erkek tarafı kız gezerken neye dikkat etmesi lazım kız isterken? Seçerken kız tarafı da çünkü erkeğin kızı erkeği fark etmiyor. Kız tarafı da kızını bir erkeğe verecekse, damada verecekse neye dikkat etmesi gerekiyor karşılıklı? Evet. Tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine burada bize yol çiziyor. Evet. Burada bir rehberlik yapıyor. Diyor ki bir kere yani denklik dediğimiz husus olması gerekiyor. Doğru. Evet. Bu bir. İkincisi dindar olmasına dikkat edeceğiz. Eşlerin karşılıklı dindar olmasına dikkat edeceğiz. Bir de yani şey açısından sağlıklı olmasına dikkat edeceğiz. Şimdi sen bu ne demektir? Şimdi bazen hem gelinde hem de damatta bazı gerçekten müzmin hastalıklar bulunabiliyor. Ya bu evlendiği zaman da az önce ifade ettiğimiz şekilde mesela bu yani bir fayda sağlamayacak. Evet. Yani bir aile ortamı oluşmayacak. İşte buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani bu hususta da zaten dikkat edersen medeni hukukta devletimizde resmi nikah kıyarken sağlık raporu istiyor. Doğru. Mesela kan uyuşmazlığıdır mesela bir takım şeyler. Yani buna olduğu zaman ne yapıyor? Diyor ki yani bu şekilde uygun değil. Tabi bu işin bir tarafı. Doğru. İkinci, diğer tarafı ise muhakkak ki fazla aşırıya gidilmemesi. Yani evlenirken tamam kız erkek vesaire şey yapılırken burada bir takım şeylerde biz bakıyoruz aşırıya gidiliyor. İşte eşya alımdan çeyizine kadar ve diğer hususlarda yani yemek verilmesine kadar aşırıya gidiyor. Evet. Yani bu hususta bizim yapmamız gereken nedir? Diyelim ki bir kardeşimiz gidip birisinden bir kız aldığında, istediğinde evet. ya da her iki taraf. Doğru. Şimdi kızın kim yani kendi çocuğuna kötüdür der. Değil yani bize göre iyi yönleri çok fazladır ama evet. diyelim ki belki ufak tefek hatalar varsa olabilir ama bize göre onay görmesinden gelinebilir. Bu çerçevede mutlu bir ve huzurlu bir ailenin kurulabilmesi için evet. muhakkak ki etrafta araştırmalar yapılıyor. Hani falan kişiye soralım, falan dosta soralım. O dostların evet. bu mutlu ve huzurlu ailenin kurulması için yardımcı olması gerekiyor. Yani onlara hani sıkıntı verilmemesi. Yani işte o mesela kız gelin olarak gitmesin de ben ona yanlış beyan vereyim. Ya da damat hakkında yanlış beyan vereyim şeklinde. Kişisel husumetten kaynaklı. Tabii. Art niyetli. Bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Çok doğru. Evet, bu husus, çünkü toplumumuzda bunları biz görüyoruz. Bazen de tam evet, tersi. Diyor ki damat veya gelin sıkıntıya girsin diye. Evet. Bu defa yanlış beyan veriyorlar. Doğru. Şimdi frankaz meselesidir. Yani herkesin kendisine göre bir talibi vardır. Yani burada da bu talipler çerçevesinde diyelim ki farz edelim ki yani bir insan çok böyle mütedeyindir. Çok dindardır. Ondan sonra vesaire. Ama bakıyoruz damat öyle Doğru. değildir.
Şimdi gelin sabah namazına kalkıyor. Evet. Ondan sonra bakıyorsun namaz kılıyor, Kur'an okuyor. Damat evet, o tarzda değildir. Doğru. Yani sırf işte o gelin sıkıntıya girsin diye, o kızımız sıkıntıya girsin vesaire yani. Ya biz bunu istedik, bize vermediler. Evet. Biz bunu farklı bir yere sürükleyelim şekilde. Yani böyle bir anlayış içerisine girin zaman bu da büyük bir hatadır. Çok bir vebaldir. Erkek için de aynı şekilde. Evet. Onun için bu konularda çevrenin de kendine düşen görev güzel bir beyan, iyi bir beyan, doğru bir beyan vermesidir. Diğer bir husus, değerli hocam, yani evlenirken muhakkak yani dedik ya, dindar olmasına, Müslüman olmasına, özellikle gelinin Müslüman olmasına ve damadın Müslüman olmasına bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Her ne kadar mesela kitaplarımızda bir takım şeyler ifade ediliyor, diyor ki ehli kitapla da evlenebilir, ona ayet-i kerime ifade ediyorsa da alimlerin tercihi Müslüman birisi varken, dindar birisi varken, ondan sonra şey yaparken şeyin tercih edilmesi, Müslümanın dindar, tercih Müslümanın edilmesi. Tercih edilmesi. Kur'an-ı Kerim'de de hem erkeğe hem kadına şöyle sesleniyor Allah Celle Celaluhu. Müşrik olanlar, evet. Müşrik olanlar her ne kadar sizin hoşunuza gitse de evet. Köle olan bir Müslüman ve köle olan birisi, mümin olan, köle olan birisi ondan daha hayırlıdır buyuruyor. Yani bunun çeşitli hikmetleri vardır tabii. Muhakkak. Çocuğun yetiştirilmesine, ondan sonra insan mutlu ve huzurlu bir aile kurmasına, doğru. Yani birlik ve beraberliğin sağlanmasına dair birçok hikmetleri vardır. Yani onun için yani burada da muhakkak ki Müslüman, yani karşılıklı dindarlık, ondan sonra mütedeyyinliğe tercih edilmesi gerekir. Biz Müslümanız. Yani Müslüman bir toplumda da ancak Müslüman olan bir yapı içerisine girmemiz gerekiyor. Ailede de buna dikkat etmemiz gerekiyor. Diğer bir husus değerli hocam, yani her iki mesela tarafın da muhakkak ki kendisini mesela İslami ahlakla yetiştirmesi ve bizim de buna dikkat etmemiz gerekiyor. Doğru. Ya az önce söylediğim şeyin biraz daha detay ve uzantısıdır. Şimdi burada mesela dolu, maneviyatla dolu, güzel ahlakla dolu, dini bilgiyle ve yaşantısıyla dolu bir anne bu ne yapar? Güzel bir çocuk yetiştirir. Güzel bir çocuk yani yetiştirir. Mütedeyyin, ondan sonra güzel ahlaklı vesaire, yani dinini bilen, diyanetini bilen, devletini bilen, aynı şekilde kıbleyi bilen çocuklar yetiştirir. Çok doğru. Ama bunu takmayan vesaire bir manada kulak ardı eden insanlar ise bakıyoruz zorlanıyorlar bu konuda evlendikten sonra. Maalesef. Onun için bu hususlara bizim elimizden geldiğinde dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuklarımızı bu minvan üzerine, özellikle anne ve baba olarak bu minvan üzerine yetiştirmemiz gerekiyor. Ya yarın bu çocuğum gelin olacak, yarın damat olacak. Şimdi bunlar nihayetinde tamam, ben namaz kılıyorum, oruç tutuyorum vesaire, işte eşim de o şekilde yapıyor ama benim çocuklarım ne durumda? Ne durumda? İşte bu sorunun cevabını verdiğimizde inşallah bu evlenmeden önceki hususa bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Diğer, şimdi evlenmesi yasak olan şeyler var. Şimdi bunlardan... Bir de değerli hocam, hakkınızı helal edin. Estağfurullah. Yani ben konuyla bütünlük sağlasın diye söylüyorum. Son yıllarda bize bir şey oldu. Yani özellikle kız isterken veya kızımızı verirken yani farklı bir algı gelişti. Şeyini sormaya başladık. Yani biz kişinin dindarlığını, namazını, hani heybesinde ne var dendiği zaman eskiden aklına gelirdi. İşte güzel ahlakı gelirdi, onun dürüstlüğü gelirdi, ondan sonra namazı gelirdi, Allah'a bağlılığı gelirdi. Ama son zamanlarda şöyle algılar oluşmaya başladı. Evi var mı? Serveti ne kadar? Ondan sonra ünvanı ne? Maaşı var mı? Maaşı var mı? Değil mi ki şu anda gerçi şey yapılıyor. Evet. Yani o gelen geliri ne kadar? Yani gelirin helal mi haram olduğunu sorulmuyor. Evet. Veya namazı var mı diye sorulmuyor. Neleri var? Dünyevi anlamda neyi var diye soruluyor. Şimdi böyle bir sorunun neticesinde kıymetli hocam, hem kız tarafı için öyle hem erkek tarafı için özellikle öyle. Böyle bir sorunun neticesinde yapılan evlilikler, doğru, belki mal var, makam var, ünvan var, her şey var bu dünyevi anlamda, ama mutluluk getirmiyor hocam. Kesinlikle hocam. Huzur getirmiyor hocam. Şimdi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam diyor, insana dört şey için evlenir. Evet. Evet. Bu dört şey diyor ya malı için evlenir. Evet. Ya kız ve erkek karşılıklı düşünelim. Doğru. İkincisi ya nesebi için evlenir. Yani falan aileye mensuptur, falan aşirete, kabileye mensuptur. Doğru. Üçüncüsü yakışıklı ve güzelliği için evlenir. Evet. Dördüncüsü dindarlığı için, siz dindar olanı tercih edin diyor. Güzel. Şimdi onun için mal geçicidir. Evet. Mülk geçicidir.
Ondan sonra bugün tarih içerisinde nice mesela nesep sahili ayaleler gelip geçmiş. Çok doğru. Ondan sonra güzellik geçicidir, yakışık geçicidir. Çok doğru. İşte bunlara dayanan evlilikleri zaten sonra yıkıldığını biz görüyoruz. Maalesef. Ama Allah rızası için neslin devamı, mütedeyyin bir neslin devamı için çaba sarf eden, bunun için bir araya gelen insanların ise ailelerin her zaman mutlu, huzurlu olduğunu biz görmekteyiz. Elhamdülillah. Onun için yani anne ve babalar buna dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi bu minvalde eğer izin verirseniz bir anekdot var. Yani bir hikaye var. O hikayeyi paylaşmak istiyorum. Bir damat işte annesiyle babasıyla vesaire geliyorlar. Birisinin şey istiyorlar. Bir kız istiyorlar. Evet. Ya diyor tanıyoruz vesaire. Doğru. Karşı taraf da damadı tanıyor. Evet. Ailesini tanıyor. Tabii damat maddi durumu iyi. Ondan sonra o kadar refah içerisinde farklı bir alana kaymış. Yani affedersin gayri ahlaki davranışlarından, dinin meşru etmediği içeceklerden, ondan sonra gelir kaynaklarından tutun. Evet. Yani bu şekilde durum var. Doğru. Tabii konuşuyorlar. Kız tarafı diyor ki, kızın babası diyor, oğlum diyor işte askerliğini yaptın mı? Evet yaptım diyor. Evet. Peki işin nasıl gidiyor? İyidir diyor. Araban var mı? Var mı diyor. İşte ondan sonra iş evin var mı? Var diyor. Doğru. Evet. Bunlar hepsi var. Tamam diyor. Ben zaten sizi de tanıyoruz. Kızımı verdim gitti diyor. Ya. Kıza da soruyor. Tabii bunlar uzak kız da duygusal davranıyor. Tamam diyor. Ya diyor, maddi durumu iyidir vesaire. Çocuk öyle böyledir. Evet. Şimdi git zaman cicim ayları geçiyor. Ondan sonra günleri geçiyor. Evet. Bakıyor kız özellikle eve geliyor. Şimdi annesi bunu söylemiyor kocasına. Doğru. Ondan sonra diyor kızım sen git diyor inşallah çözülür. Kız tekrar gidiyor. Bu defa geliyor ağlayarak geliyor. Babası diyor ki ya diyor bu kız niye gidip geliyor iki de bir. Doğru. Annesi yine yani kızın annesi yine renk vermiyor. Yine diyor kızım git diyor inşallah çözülür. Evet. Üçüncü bir defa bavulunu alarak geliyor. Diyor baba diyor ben anneme söyledim annem çözümü öğretmedi. Ben bir daha eve gitmem diyor. Hayır diyor. Valla diyor ki bu damadın yani tam malı var, arabası var, mülkü var, askerliğini yapmış. Evet. Ama bu var yani. Bir de gayri ahlaki ne varsa var. Evet. Evet alnı secdeye varmıyor bir insan. Kadın da namaz kılıyor. Ondan sonra vesaire yani Kur'an okuyan bir müteden yetişmiş. Müteden yetişmiş. Doğru. Nasıl olur diyor böyle. Evet. Damadı çağırıyor kayınbaba. Diyor ki oğlum hele gel bir konuşalım. Evet. Ya bu neyin nesidir? Vesaire. Doğru. Damat geliyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İşte baba beni çağırdın vesaire. Durum hayırdır inşallah. Diyor bu çocuk 2-3 defadır. Bir yıl dolmadan 2-3 defadır küserek geliyor. Hayırdır? Niye bu şekilde şey yapıyorsun? Tabi bunlar konuşurken diyor ki evet. Kayınbabasına diyor baba diyor sen bana dedin ki ev var mı? Var dedim. Evet. Ondan sonra işin var mı var dedin. İşim var mı? Araban var mı var dedin. Doğru. İşin nasıl gidiyor vesaire hep maddiyat üzerinde sordum. Ben de evet. Var dedim. Evet. Yani sormadın ki namaz kılıyor musun kılmıyor musun? Oruç tutuyor musun tutmuyor musun? Kur'an okuyor musun okumuyor musun? Kazancın helal mi haram mı? Kazancın helal mi? Kazan gene nedir? Bunu sormadın. Ondan sonra diğer gayri ahlaki davranışlar ve içecekler sordun mu? Sormadın. Sen sorduklarına evet. Evet. Buna sormadın diyor ve yok. Orada bir ders alıyor o kardeşimiz. Onun için yani burada da muhakkak ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tavsiyesine bizim değer vermemiz gerekiyor. Doğru. Yani dindarlık ve güzel ahlak sahibi maneviyatla ve güzel ahlak sahibi olan damat ve gelinleri tercih etmemiz gerekiyor. Yani böyle oldu mu zaten bir gündem oluşuyor. Herkes kendi çocuğunu gerçekten öze dönüş. Biz Müslümanız. Ya yani Müslümanız. Yani çocuk yetiştirirken, kız verirken, kız alırken yani bunu sormamız gerekiyor. Bir mesela evet, benim hocam. Çocuğum Hazreti Fatıma gibi midir? Benim çocuğum Hazreti Ali gibi midir? Yani bunu değerlendirmemiz evet, gerekiyor. Evet. Şimdi bir telefon alıyoruz, 100.000 kişiden soruyoruz. Evet. Ya şu telefon nasıl, ne şekildedir? Doğru. Ondan sonra bunu bir ağaç dikiyoruz. Doğru. En güzel bir şekilde yetişmeye çalışıyoruz. Bir aynen. İş yeri açıyoruz.
daha güzel görünme olsun çaba sarf ediyoruz. Çok doğru. Ama kendi sözümüzü yetiştirirken veya bir gelin verirken veya gelin alırken de ya şöyle bir hocamıza sormamız gerekiyor. Hocam, tamam biz namazı sizden soruyoruz, orucu soruyoruz, namazı bozan şeyleri soruyoruz, ondan sonra orucu bozan şeyleri soruyoruz, zekatı evet. soruyoruz da evet. bu bir yani toplumsal bir ibadet olan toplumun huzuru ve temelini atacağız. Çeyrek aile oluşturacağız. Bu konuda çocuklarımızın nasıl olması gerekiyor? Kızın nasıl olması gerekiyor? Damadın nasıl olması gerekiyor? Neye göre hareket edilmesi gerekiyor? Bunu sormamız gerekiyor. Sormadığımızda ne oluyor? Bakın yani öyle telefonlar, öyle meselelere geliyor ki bize. Siz çünkü çok bu işin içerisinde. Tabii yani. Hocam. Bunlara dikkat evet. edilmediğine değerli hocam. Bakıyoruz yani 20 günlük gelin boşanma sevesine geliyor. 40 günlük gelin boşanma sevesine geliyor. Vesaire şeyler. Niye? İşte bunlar dikkat edilmemiştir. Doğru. Ha, onun için yani bu usta ailelerimize düşen muhakkak ki kendi çocuklarımızı Hazreti Ali'yi örnek göstereceğiz. Mus'ab bin Ömeyr'i örnek göstereceğiz. Hazreti Ebubekir'i örnek göstereceğiz. Kızımıza da Hazreti Fatıma'yı, Hazreti Ayşe'yi ne yapmamız gerekiyor? Örnek göstermemiz gerekiyor. O şekilde mutlu ve huzurlu bir toplum meydana geliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde mesela Hane-i Saadet dedik değil mi? Evet hocam. Hane-i Saadet. Hane-i Saadet neydi? Asr-ı Saadet neydi? Bunlar nasıl oluşmuştu? İşte bunların temeli damat ile gelinin bu saadete yani mutluluğa ve huzura götürecek yapıya sahip olması gerekiyor. Çok güzel. Değerli hocam yani bu anlamda yani bazen duyuyoruz ya toplumda diyor ki ya işte hocam kimse sormuyor. Kimse sormadığı için işte biz de sormadık veya ya şimdi bu zamanda kimse bunu şey yapmıyor, peşine düşmüyor, araştırmıyor diye. Ben de diyorum ki kıymetli hocam evet. diyorum ki kimse sormasa da bu bir mazeret değil. Evet. Şimdi biz öyle dediğimiz zaman kimse sormuyor ben de sormayayım dediğiniz zaman bir defa bu algı yayılacak. Evet. İşte sonu husranla bitecek olan evlilikler gerçekleşecek. Bu hem bizi birliğimizi dağıtacak hem de bizi huzursuz edecek. Kesinlikle. O yüzden kıymetli hocam yani Allah razı olsun. Yani bunu biz soracağız, siz soracaksınız, öbürü soracak. Evet. Soranlar çoğaldıkça inşallah yayılacak yani her yere. Allah'ın izniyle. Kesinlikle. Şimdi değerli hocam bu hususta da yapılan yanlışlardan bir tanesi evet. yani dikkat edilmesi gereken hususların bir tanesi de bu süt meselesidir. Evet. Şimdi mesela evet. bazen gizlenmeler oluyor. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Ondan sonra gizleniyor vesaire şey yapılıyor. Sonra gelip hocaya soruyor. Hocam vallahi bu böyleydi. Biz de unuttuk vesaire ya da dedik bir şey olmaz ama öğrendik ki böyleymiş. Ne yapacağız? Evlenilmesi haram olan değil mi? Tabii. Hocam? Evlenilmesi haram. Doğru. Bir tanesi rıdadır. Yani süt evet. kardeşleridir. Doğru. Aynı anneden süt içmiş olan Hanefi mezhebine göre bir defa olacak. 2 yıl içerisinde bir kere olması yeterlidir. Şafii mezhebine göre de 5 doyumluk olması yeterlidir. Yani şimdi bu çerçeve süt yani süt kardeş olan kişiler arasında evliliğin meydana gelmemesi için gayret sarf etmemiz gerekiyor. Bugün diyelim ki bir kadın olabilir ki birisine eğer süt vermişse kime süt verdiğini evet. Allah rızası için yazsınlar bir yere. Yani ben falan falanın oğluna bu şeyde mesela bu kadar süt verdim. Bu çok önemli bir husus. Evet. Çünkü ikisi bir araya geldiğinde haram işlemiş oluyorlar. Kur'an'ın yasakladığı nikah, haram nikahlardan bir tanesidir o. Ve meydana gelen husus da ciddi manada sıkıntıdır. Eğer gerçek manada kesinleşmiş süt içilmişse çocuklar olsa dahi bunların ayrılması gerekiyor. Onun için evet. bu ustada yani kız isterken vesaire şey yaparken buna dikkat edilmesi gerekir. Bir de mesela evlenmesi haram olan o kişilerden yani Kur'an'ın yasakladığı ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yasakladığı o hususlardan uzak durmamız gerekiyor. Onun için inşallah buna dikkat edildiğinde Allah'ın izniyle iyi bir şekilde bir yapı olacaktır. Allah'ın izniyle kıymet evet, hocam. Hocam karşılıklı iki aile arasında anlaşma sağlandı. Kız ve erkek birbirine ısındı. Cenab-ı Allah aralarına bir muhabbet yerleştirdi kalplerine ve nişan kıyıldı. Bu nişanlılık süreci bizim memlekette doğu toplumunda özellikle bildiğimiz gibi var hocam. Yani evet. bazen hatta öylesine uzun sürüyor ki eskiden daha uzundu. 2-3 yıl süren. 2-3 yıl süren evet. nişanlılık dönemleri oluyordu kıymet hocam. O nişan yüzüğü takılmasından sonra evliliğe kadar evet. geçen sürede. Şimdi bu süre her ne kadar kısalsa da şu anda günümüzde ama neticede 1 yıl oluyor, 6 ay oluyor gibi devam ediyor. Bu nişanlılık süresi içerisinde kıymet hocam kız ve erkeğin dikkat etmesi gereken
nelerdir hocam? Evet. Nelere dikkat etmeler lazım? Şimdi burada biliyorsun hitbe ifade ediliyor. Evet. Hitbe daha çok evlilik sözleşmesi. Yani evlenecek olan kişilerin bir sözleşmesidir artık. Ben falan kişiye evleneceğim şeklinde doğru. Toplum içerisinde belli olsun. Bu kız istenilmiş, evet. Bu damat da artık nişanlıdır. Nişanlıdır. Evet. Onun için burada çiftlerin dikkat etmesi gereken husus bir flört dediğimiz ondan sonra birlikte gezme gibi bir durum meydana gelmemesi. Çünkü nişan helallığı getiren bir akit değildir. Güzel. Sadece sözdür. Doğru. Yani nikah helallığı getiren bir akittir. Evet. Ve nikah içinde mithakın galizan ifadesi kullanılır. Ağır bir söz. Yani dikkat edilmesi gereken bir söz. Anlaşma ve akit şeklinde. Şimdi burada da iki çiftin bir araya geldikten sonra işte ya biz falan pastanede bir araya gelelim bir şeyler şey yapalım. İçelim, yiyelim. Ya da işte gidelim gezelim. Birbirimizi iyi tanımak amacıyla vesaire şey yapmak amacıyla. Bu İslami bir ahlak değildir. Toplumu çürüten, toplumdaki bir takım sıkıntılar meydana getiren hususlardan bir tanesi de budur. Onun için birbirini tanımak mı istiyorlar? O zaman yanlarında mahremleri olacak. Evet. Mesela diyelim ki kızın işte kız kardeşi veya erkek kardeşi bunlardan muhakkak ya da karşı tarafın kız kardeşi mesela yanlarında muhakkak bir mahrem olacak bir mahrem ki onlar mesela farz olabilir bir ailede bir araya gelebilirler. Doğru. Ondan sonra mesela diyelim ki işte eşya çeyiz alırken fikir istişaresi şey yaparken birlikte değil bilakis toplum yani birisiyle beraber gidilmesi gerekiyor. Yani buna dikkat edilmesi gerekiyor hocam. Yani bu husus çok önemli. İkincisi yapılan belki yanlışlardan bir tanesi de nikahlı sürecinde dini bir nikahın kıyılması meselesi. Bu da hocam sorularım arasındaydı aslında. Evet. Doğru. Yani o süreçte yapılan yanlışlardan bir tanesi bu. Evet. Şimdi bakıyorsun niye? Yani rahat bir şekilde gezebilsinler, çeyiz alabilsinler, bine ne yapabilsinler. Yani bunun da İslami hassasiyetinden olduğunu söyleyen kardeşlerimiz çok olmaktaydı. Zaten İslami hassasiyeti olan kardeşlerimiz bu yöne gidiyor ki şey yapıyorlar. Ki bu anlamda imamlarımız da hakikaten çok sıkıntıya giriyor hatta çoğu zaman. Kesinlikle. Yani şimdi eğer bir şey yapılacaksa onu bak dine göre yapılması gerekiyor. Bir de nikahın dini ve resmi boyutu bir tarafa kıyılan akit artık bir nikahtır. Onlar eş olmuş oluyor. Evet. Eş oldukları için artık yani eşler karşılığında yapması gerekiyorsa onun için bir helallik dönemi başlıyor. Doğru. Onun için yani burada mesela çeşit sakıncaları var. Bir, nişanlıdır. Bakıyorsun iki ay sonra, üç ay sonra her birisi nişanı atıyor. Doğru. Şimdi kız nişanı atıyor. Diyor ki ben nişanı attım. Evet. Kız nişanı atsa bile nikah kıyıldığı için karşı tarafın boşanma durumu meydana gelir. Boşanmadığı sürece o kız nikahı atsa da vesaire şey yapsa da herhangi bir şey değişmiyor. Resmi bir şey olmadığı için mahkemeye de yansımıyor ki hakim boşasın. Tabii mahkemeye de yansımıyor. Doğru. İkincisi erkek diyor ben nişan attım. Evet. Kızı da boşamamıştır. O şimdi gelin hanım da gidip başkası da evlenemiyor. Çok evlendiği doğru. Zaman da gayri ahlaki bir durum meydana geliyor. Onun için tamam mütedeyinlik, dindarlık vesaire şeyden eyvallah. Evet. Ama bizim burada yapmamız gereken şey eğer bir şey alınacaksa burada yani şimdi erkeğin farz-ı muhal bir çeyiz alınacak, perde alınacak ya da yatak odası takımı alınacak ya da vesaire yani bayanlarla ilgili bayanın daha çok zevkine uygun olan şeyleri yani erkeğin gidip orada onunla işte birlikte vesaire alması bir ne kadar bir şey ifade edebiliyor. Yani hayatın gerçekliği içerisinde bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Doğru. Ama ikisinin karar vereceği bir husus varsa o zaman yanlarında bir tane mahremle beraber gidip vesaire şey yapabilirler. Yani hocam bu nişanlık döneminde bir mahremle birlikte bir arada bulunmalarında bir sakınca yok. Yok bir arada bir sakınca yok. Mesela diyelim ki damat gelin evine geldi. Doğru. O mesela diyelim bir odada oturduklarında muhakkak orada mahrem dediğimiz yani damada düşmeyen, nikaha düşmeyen birisinin olması gerekiyor. Bunun çeşitli durumları var değerli hocam. Ya biz haberlerde bakın görüyoruz ne kadar sıkıntılan kadınla erkek arasındaki sıkıntılan gençler arasında sıkıntılan meydana geldiğini görüyoruz. Onun için gayri ahlaki bir durum meydana gelmemesi açısından muhakkak ki nikah değil bu yola başvurulması yani
Yine ahlaki çerçevede flört olmayacak, bundan uzak duracağız. Gece gündüzlü ondan sonra bir araya gelmeler, ondan sonra orada burada baş başa gezmeler, bu kesinlikle uygun değildir. Yani bunun yapılmaması, ama ihtiyaç olduğu durumda, evet, nişanlık döneminde o bir mahremiyle beraber o bir takım işte ihtiyaçların giderilmesi daha uygun olur. Doğru. Hocam Allah razı olsun. Yani şey anlamında demek ki nişanlık dönemi süreci bir evlilik olmadığı için nişan akdi de bir evlilik akdi olmadığı değil, için evet. Bundan dolayı yani dini nikah kıymak, yani daha doğrusu bir nikah kıymak doğru değil, caiz de değil. Kaçınmak lazım. Tabii bu hususta ben parantez arasında ifade etmek istiyorum. Ve bir dipnot düşmek istiyorum. Doğru. Büyük harflerle. Yani resmi nikah kıyılmadan, evet, resmi nikah kıyılmadan, hı hı, dini nikahın kıyılması, evet, uygun değil. Yani yasa açısından vatandaşlarımız bu konuda da bizim görevli arkadaşlarımızı fazla rahatsız etmesinler. Çünkü sıkıntıya düşüyorlar. Ciddi manada sıkıntıya düşüyorlar. Onun için önce ya herkes ne zaman evleneceği belli. Düğün tarihi belli. Evet. Yani ya belediyeye ki ya nüfus dairesine. Doğru. Ya da şimdi müftülüklerimize de bu yetki verildi. Hı hı. Müftülüklerimize başvurmak suretiyle bir nikah, resmi nikah tarihi alsınlar, evraklarını hazırlasınlar, teslim etsinler. Ve ondan sonra da dini nikahlarını kıysalar, hocalarımıza gidip o nikah beyanını ibraz ettip ondan sonra dini nikah kıysalar daha uygun olur. Bu şekilde sıkıntılar en azından oluşmamış olur. İnşallah değerli hocam. Kıymetli hocam, belki genel bir soru olacak ama biz nikahı anlattınız. Allah razı olsun. Şimdi dinimizde en hayırlı tavsiye edilen, uygun görülen, sünnet üzere olması gereken nikah nasıl bir nikahdır? Evet. Şimdi değerli hocam, hayrul nikahi eyseruhu diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Nikahların, yani düğünün, evliliğin en hayırlısı, en kolay olanıdır. Şimdi bu ne demektir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, biz o döneme bir iki potre ile gidelim. Hazreti Fatıma'yı Hazreti Ali'ye verirken, evet, bakıyoruz mesela ne istemiş? Mehir olarak ne istemiş? Doğru. Çeyiz olarak ne istemiş? Yani bugün baktığımızda mehir olarak istediği şey, şimdi desek belki bir telefon parası da değildir. İkincisi çeyiz olarak verilen şey de, yani desek yani toplum açısından da çok itibar görülen bir şey değildir. İkincisi, hı hı, mesela bir sahabi geliyor, diyor ki, İşte ben evleneceğim. Evet. Ve karşı tarafa da bakın dikkat edersek mehir meselesi dediğimiz husus var. Evet. Mehir olarak yani az cüzi bir şey veriliyor ve bir aile kuruluyor. Evet. Yani onun için ailelerin kurulması için muhakkak ki bu liste olarak ifade ettiğimiz bir mesele var. Doğru. Bazen bu liste iki yaprağa dönüşüyor. Bazen A4 kağıdına yarın yaprağa iniyor. Evet. Onun için evet, burada da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu tavsiyesine biz uyalım. Şimdi karşı taraftan işte başlık parasıdır, süt parasıdır, evet, dayıya bu alınacak, amcaya bu alınacak, teyzeye bu alınacak, ondan sonra halaya bu alınacak, evet, abilere bunlar yapılacak. Anlatabiliyor muyum? Çok doğru. Bunlar bir tarafa, ikincisi bu ziynet dediğimiz, evet, altın dediğimiz şeylerde çok ciddi manada aşırıya gittiğini biz görmekteyiz. Maalesef hocam. Ev eşyası aynı şekilde aşırı bir derece gittiğini görmekteyiz. Ve diğer mesela şimdi daha da moda haline gelen bir durum var. Nişan düğünü, evet, salonlarda ciddi manada şey yapılıyor. Maalesef yemekler hocam veriliyor vesaire, bir düğün havası içerisinde. Düğünler de yapılırken aynı şekilde bir yapı içerisinde. Yani onun için burada bizim dikkat etmemiz gereken şey Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl kızını evlendirdiyse sadece az bir ona ihtiyaç duyacağı şeyler, doğru, mehir olarak alındı, evet, ve çeyiz olarak tavsiye edildiyse ve alındıysa bizim de o şekilde bir hareket içerisinde olmamız gerekiyor. İnan ki çoğu genç şu an bu evlilik ağırlıklarından dolayı yani, evet, maddi külfetten dolayı evlenemiyor. Az önce ifade ettik yani. 25-26 yaşına ortalama yani Türkiye genelinde, evet, bir evlenme süreci var. Şimdi 25-26 yaşına onların verdiği röportaja biz bakarsak birisi diyor ki işte ben çalışacağım diyor. Evet. Ondan sonra diyor başlık parasını toplayacağım, gidip evleneceğim diyor. Birisi diyor ki işte bu kadar şey istemişler.
Birisi diyor ki ben okulumu bitireceğim. Birisi vesaire. Herkes farklı evet. farklı bir şeyler ifade ediyor. Onun için burada da anne ve baba evet. ve yani dönür olarak ifade ettiğimiz bunlar bir araya gelirken hı hı. çocukların huzurunu ve mutluluğunu baştan kaçırmaması gerekiyor. Yani tamam evlendi, damat büyük bir borç altına giriyor. Evet. 5 yıl boyunca habire ne yapılıyor? O borçlar ödeniliyor. Yani habire bunlar sıkıntı vesaire şeyler yapılıyor. Bizim yani burada toplumsal anlamda artık bu işin biraz daha kolaylaşması için yani çocuklar nasıl evlenebilirler? Nasıl bir araya gelebilirler? Yani dinimizin ifadesi nelerdi? Resulullah Hazretleri ifade ettiğimiz mesela o Hazreti Fatma verirken evet. yani şaşalı bir şekilde bir şeyler mi istemiş? Evet. Değil. Yani bizim bu hususta eğilip ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Ve toplumda çocuk gençler evlenmediği zaman gayri ahlaki davranışlar içerisine girdiğini biz görmekteyiz ve doğru. duymaktayız. Yani bu da toplumun çöküşü demektir. Zaten belli bir yaşa geldikten sonra da evet. o toplumda o huzurun ve mutluluğun olmadığını ve o çocuklar da artık evlenmek istemediğini biz görmekteyiz. Yani onun için bu hususta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hususu yani hadisini evet. hayru nikah eyseruhu en hayırlı nikah en kolay olanıdır. Evet. Ve bu şekilde inşallah vatandaşlarımız da bu Efendimizin tavsiyesini yerine getirirler Allah'ın izniyle. Hocam Allah razı olsun. Evet. Yani dilinize, yüreğinize sağlık. Sizler hem tam başından itibaren aile kavramından açıklayarak başlayarak ve nişanlılık dönemi, nişanlılık döneminde veya eşleşirken nelere dikkat etmek lazım. Bu anlamda hakikaten bize yol göstericilik anlamında bir ufuk çizdiniz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Gündemimize aldınız. Dilinize, yüreğinize sağlık. Tabii sizi dinlerken zaman da nasıl geçtiğini bilemedik Kıymet Hocam. Programın sonuna geldik. Yani son olarak böyle izleyicilerimize ne söylersiniz şu cuma saati itibariyle? Evet. tekrar diyoruz tüm kardeşlerimizin cumasını tebrik ediyoruz. Cuma gününü mübarek olsun inşallah. Rabbim bu İslam toplumunda, Müslümanlar yaşadığı bu toplumda Kur'an'a ve sünnete göre bir aile kurmayı ve bu aileyi de hane-i saadet haline getirmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Büyüklerin, yetkili insanların kendine düşen neyse herkesin kendi görevini yerine getirmeyi, bu hususta getirmeyi temenni ediyoruz. Allah razı olsun inşallah. Cümle hocam, dilinize sağlık. Güneydoğu TV'nin kıymetli izleyenleri, yine bir İslam ve Sosyal Hayat programının sonuna geldik. Aile ihtiyacını, ailenin nasıl kurulması gerektiğini ve en hayırlı evliliğin nasıl olması gerektiği üzerinde değerli Siverek İlçe Müftü Mahmut Hocam'dan dinledik. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu dinlediklerimizi anlamayı, anladıklarımızı da yaşamayı nasip eylesin. Genç kardeşlerimize hayırlı yuvalar kurmayı nasip eylesin. Hele hele şu ahir zamanda bizlere ve o genç kardeşlerimize onları her türlü günahtan, fitneden, kötülüklerden, kötülüklere karşı kalkan olacak, onları koruyacak yuvalar ihsan eylesin. Yuvalarımıza mutluluk, saadet ihsan eylesin. Bizleri kendine kul, Habibi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet eylesin. Amin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.